Çorum'da yasaklı köpek ırkları Çorum Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde oluşturulan özel bölümde rehabilite ediliyor. Yasaklı hayvanlar için hazırlanan özel bölümde koruma altına alınan pitbull, dogo cinsi köpekler ve benzeri türdeki yasaklı hayvan türleri görevliler tarafından özel olarak rehabilite ediliyor. Vatandaşların sahiplenmede yapabildiği merkezde şu anda tehlike arz eden ırklar arasında yer alan 20 köpek kontrol altında tutuluyor. Yasaklı hayvanların bakımı diğer hayvanlardan ayrı olarak yapılıyor. 2007 yılından itibaren faaliyet gösteren Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sokak hayvanlarının yanı sıra bakıma muhtaç olan yabancı hayvanların da bakım ve tedavileri yapılarak yaşamlarını sürdürmesine olanak sağlanıyor. Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sokak hayvanlarının yanı sıra yasaklı hayvanların da bakım ve tedavilerinin yapıldığını söyledi. Sahiplenmesi yasak olan hayvanların denetimiyle alakalı Çevre Şehircilik Bakanlığımız tarafından bir genelge yayınlandı. Bu genelge çerçevesinde Çorum Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalarla ilgili bilgilendirme yapmak istiyoruz. 7-24 saat esasıyla çalışmaktayız ve bu yasaklı hayvanların da haberimiz olduğu süre içerisinde hemen hızlı bir şekilde müdahale edip yasaklı hayvanları alıyoruz. Kolluk kuvvetleriyle birlikte bakımlarını yaptıktan sonra rehabilite edilmek anlamına bakım evimizi de tutuyoruz. Şimdi şehrimizde de bu arkamızda bulunduğumuz bölgede de ayrıca normal sokak hayvanlarından izole edilmiş ayrı bir bölgede de bu hayvanları tutuyoruz ve bakımlarını devam ettiriyoruz. Sokak hayvanlarımızın biz tekrarında sokak hayvanların bize talep edildiği sürece de gidiyoruz. 7-24 esasıyla sokaklardaki rahatsızlıkları durumunda topluyoruz ve bunların bakımlarını, tedavilerini yaparak tekrar doğal ortamlarına bırakıyoruz. Yani biz burada yasaklı hayvanları sadece alıp tutuyoruz. Onun haricindeki normal sokak hayvanlarımızı biz tedaviden sonra tekrar doğal ortamlarına salıyoruz. Veteriner hekim Mehmet Gültekin de son çıkan genelgeyle birlikte 6 hayvan ırkının yasaklı olarak belirlendiğini ifade etti. Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğümüz olarak sahipsiz sokak hayvanları geçici bakım evimizde şu anda bulunduğumuz ortam tehlike arz eden yasaklı hayvanlar bölümü. Bölümümüzde genelde Pitbull ve Dogo Argentino dediğimiz ırklarımız var. Tabii ülkemizde şu anda son çıkan genelgeyle 6 hayvan ırkı yasaklı hayvan olarak belirlendi. Bu hayvanlarımız el konulduktan sonra ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından bize, belediyemize teslim ediliyor. Bize geldikten sonra da rehabilite ediliyor hemen. Yani gelen hayvanlar kısırlaştırılıyor, işaretleniyor, kayıt altına alınıyor. Kayıt altına alındıktan sonra da doğaya bırakılmıyor ve burada yaşamının sonuna kadar burada kalıp rehabilitesini tamamlanıyor. Yani burada ne yapılıyor? Hastalığı iyileştikten sonra, eğer hastaysa, yarası varsa tedavi edildikten sonra, kısırlaştıktan sonra günlük bakımlar yapılıyor, günlük yemekleri veriliyor ve her gün bakımlar yapılarak yaşamlar sonuna kadar burada kalacaklar. Burası sokak hayvanlarına yönelik yapmış olduğumuz çalışmaların yanında da ek olarak hizmet verdiğimiz tehlike arz eden hayvanların bölümü. Sokak hayvanlarından ayıran özellik ise tamamen dediğim gibi sokak hayvanları tekrar doğal yaşam ortamlarına bırakılıyor rehabilite edildikten sonra. Tehlike arz eden hayvanlar da burada yaşamın sonuna kadar bölümümüzde kalıyor.